Sayın Rektörüm, ilimizin kıymetli protokolü kurum müdürlerimiz, basınımızın gözüne mensupları, üniversitemizin yönetimi ve buranın öznesi olan sevgili gençler. Muş Kitap Günleri'nin ikincisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Muş ilimizde üniversite öğrencisi olan yaklaşık 4500 öğrencimiz şu anda Muş GSB yurtlarımıza barınmakta. Hemen yurtlarımız da üniversitemize çok yakın bir yerde gençlerimize hizmet etmekte. Burada bugün Kitap Günleri ile ilgili ilk ziyaretimize gelen Gülşen Hocam'la Zeliha Hocam'a bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Burada her faaliyeti desteklediğimiz gibi kitap okumanın önemli ehemmiyetine binen bizler de gençlik merkezlerimizde kitap okuma halkalarını düzenliyor ve zaman zaman okur yazar buluşmasıyla beraber kitaplarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitap okuma teşvik ediyoruz. Bugün burada da birbirinden değerli yazarlarımız ve kitap okurlarla beraber inşallah bir hafta sürecek bu kitap fuarında gençler kitap okumayı sevecek. Ve Gençlik Spor Bakanlığı olarak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak 500 tane hediye çekimizi gençlerimize hediye ettik. Burada yazarlarımızın kitaplarını alma suretiyle kitaplarını imzalayacaklar inşallah yazarlarımız ve kitap severlerle buluşacaklardır. Yine yurtlarımızda yazarlarımızı gençlerimizle buluşturacağız. Bir hafta sürecek olan bu kitap fuarımıza gençlerimizin yoğun katılım sağlaması için burada gençlik merkezlerimizin marifetiyle gençlerimiz buraya teşvik edilecek, buraya taşınacak ve kitap standlarımızı boş bırakmayacağız. Ben bu güneşli havada sizleri fazla bekletmemek adına sözlerimi kısa keserek burada emeği olan başta üniversitemiz olmak üzere rektör hocamıza, üniversite yönetimize çok teşekkür ediyorum. Sazendelerimize çok teşekkür ediyorum, Muş Gençlik Merkezi müzik ekibimize. Yine burada görev alan gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Muş Alparslan Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Muş Kitap Günleri'nin tertibinde yine rol almıştık. Şehir merkezindeki İslami İlimler Fakültesi külliyemizde yazarların söyleşilerini, imza günlerini bir biçimde yapılmıştı ve biz de burada destek sağlamıştık. Bu sene de fuarın düzenleyicisi arkadaşlarımızla, özellikle Gülşen Gazel Hanımefendi ile, kendisine çok teşekkür ediyorum, konuştuğumuzda fuarın burada yapılmasının, hele hele bir de okul yeni başlamışken, öğrencilerimiz yavaş yavaş artık şehire gelmişken ve bir biçimde yazın rehavetinden kurtulmak için böyle bir kitap şenliğine hepimizin ihtiyacı varken bunun üniversitemizde yapılmasının çok iyi olacağını düşündük ve mutabık kaldık. Ve bunun üzerine de bu kitap fuarını burada düzenlemiş bulunuyoruz. Aşağı yukarı bir hafta devam edecek olan bu kitap fuarında işte 30'a yakın yayın evini ağırlayacağız. İşte onlarca yine yazarı ağırlayacağız ve yine üniversitemizin değişik salonlarında çeşitli söyleşiler olacak. Yazarların söyleşileri, imza günleri. Onun dışında akşamları üniversitemizin öğrenci çarşısındaki çaybahanede yine çaybahane sohbetleri olacak. Bunlara da vakti olan, fırsatı olan herkesi mutlaka bekliyorum. İnşallah bu kitap fuarı kalıcı olur. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü, sonraki yıl dördüncüsünü, sonraki yıl beşincisini vesaire düzenlemek de nasip olur ve bir kültüre, bir geleneğe dönüşür ve bir biçimde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile bu şehre geldiğimizde bu fuarın düzenlenmeye devam ettiğini görürüz. En büyük temennilerimden bir tanesi de bu. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz Muş Alparslan Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli bir biçimde yaz kış demeden, İlkbahar, sonbahar demeden, gece gündüz demeden, işte genç yaşlı demeden sürekli bir biçimde kültürle, sanatla ve edebiyatla meşgul olmalarını istiyoruz. Kısır siyasi tartışmaların içerisine girmekten, bir biçimde değiştiremeyecekleri şeylerle meşgul olup kendi asli görevlerini bir biçimde ihmal etmekten onların uzak kalmasını, kültürle, sanatla, edebiyatla, felsefeyle meşgul olup bir biçimde kendilerini geleceğe hazırlamalarını kendimiz açısından en temel motivasyon olarak görüyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldır görevde olduğumuz süre içerisinde onlarca konser düzenledik, tiyatro oyunu getirdik, söyleşiler, konferanslar, paneller, sempozyumlar vesaire yaptık. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Hatta bunları daha da fazlalaştırarak, daha da yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bizim asıl misyonumuz. Şunu son olarak vurgulamak istiyorum, çok fazla lafımı uzatmadan.
Bu etkinliklerimizi düzenlerken herkes bize çok destek oldu. Şehirde bulunan herkes, başta Sayın Valimiz Avni Çakır ve ekibi olmak üzere, işte bütün il müdürlüklerimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa, ne zaman şöyle bir faaliyet yapıyoruz dersek, hiç yüksünmeden, hemen hiç de ikiletmeden koşturup destek oluyorlar, geliyorlar ve ellerindeki bütün imkanları da bize açıyorlar. Dolayısıyla bu faaliyetin burada düzenleniyor olması, bunun sadece Muş Alparslan Üniversitesi'ne ait olduğu anlamına gelmesin. Bu Muş'un bir fuarı. Dolayısıyla Muş'ta yaşayan herkesi biz buraya bekliyoruz. Özellikle genç kardeşlerimi görüyorum, ilkokul öğrencisi kardeşlerimi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz çocuklar. İnşallah bütün Muş'taki öğrencilerimiz bu hafta içerisinde buraya gelirler. Biz de inşallah bunun için araba da tahsis ettik. Bir biçimde kitabı şehre yayma noktasında belki de bir katkımız olur diye düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Tekrar bütün katılımcılara, emeği geçenlere, Zeliha hocama çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, kıymetli hazurun, 2. Muş Kitap Günleri Haftası vesilesiyle bir araya geldiğimiz programda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Kitap Günleri vesilesiyle geldiğimiz programda öncelikli olarak Sayın Valimiz programa katılım sağlayacaktı ancak Ankara'daki programları vesilesiyle katılımlarını sağlayamadı. Tüm katılımcılara selamlarını ilettiğini belirtmek istiyorum. Bugün burada Kitap Günleri vesilesiyle, 2. Kitap Günleri vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geçen yıl ilk defa birincisini yaptığımız programda, ikincisini yaptığımız programı yapmanın mutluluğu, sevinci içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini ve devamını getirecek şekilde bu programın geleneksel hale gelmesi bizim en büyük temennilerimizden birisidir. Bu vesileyle de katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak bu yıl Zeliha hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Kendisi öncelikle bizlere geldi. Kitap Günleri programı vesilesiyle bu programı yapmak istediklerini, üniversite vasıtasıyla yapmak istediklerini söylediler. Daha sonra Sayın Rektörümüzle beraber birlikte bir organizasyon içinde programın başlangıcını yaptık. Ve Valiliğimiz ve yine Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla programı icra etme aşamasına geldik. Bu güzel programda bir araya gelmemizden dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da programın devam edeceğini temenni ediyoruz. Ben katılımlarınız için tüm herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.